Alaycılığın sonu ile ilgili Kur'an'dan örnekler. Hz. Musa aleyhisselam zamanında yaşayan Firavun, bilindiği gibi isyankârlığı ve azgınlığıyla tarihe geçmiş bir kişidir. Onun ve çevresinin kibirli tutumu ayetlerde şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a ve ileri gelen çevresine. Fakat onlar büyüklendiler. Onlar büyüklenen zorba bir topluluktu. Müminun Suresi 45-46. Firavun kendisi hakkı inkar ettiği gibi kavmini de saptırmaya uğraşmıştı. Musa peygamber aleyhisselam kendince küçük düşürmek ve herkesin gözü önünde onunla alay etmek için özel bir düzen tertiplemiş, fakat asıl kendisi aşağılık konuma düşmüştü. Yanında bilgin büyücülerini insanların toplandığı bir gün Hz. Musa aleyhisselam ile karşı karşıya getirmiş, böylece büyücülerin üstün geleceğini, Musa peygamber aleyhisselamın ise küçük düşeceğini sanmıştı. Ancak sonuç beklediği gibi olmamış, Allah Hz. Musa aleyhisselam vesilesiyle büyücülerin hilesini bozarak hem Firavun'u hem de yakın çevresini küçük düşürmüştür. Kur'an'da bu olay şöyle anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Musa siz atın dedi. Asalarını atıverince insanların gözlerini büyüleyiverdiler. Onları dehşete düşürdüler ve ortaya büyük bir sihir getirmiş oldular. Biz de Musa'ya asanı fırlatıver diye vahyettik. O da fırlatıverince bir de baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip toplayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu. Onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Araf suresi 116-118. Kur'an'da Firavun'un Hz. Musa aleyhisselama karşı kurduğu pek çok tuzağın daha boşa çıkarıldığı haber verilmiştir. Allah Firavun'un sonunu da tüm insanlara bir ibret olarak Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun, İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise senden sonrakilere bir ayet olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Yunus suresi 90-92. Okuduğumuz ayetlerden açıkça anlaşıldığı gibi Firavun hiç ummadığı bir sonla karşılaşmıştır. Karşısında dev gibi dalgaları gördüğünde durumun ciddiyetini fark etmiş, Allah'tan başka ilah olmadığını anlamış ve tek sığınabileceği gücün Allah olduğunu idrak etmiştir. Nitekim tüm ömrünü büyüklenme ve Allah'a isyan ile geçiren Firavun ilk kez o an Allah'a sığınma ihtiyacı duymuştur. Ne var ki bu samimi bir teslimiyet olmadığı, zorluk anında gösterilen bir tavır olduğu için Allah kabul etmemiştir. Çünkü tehlike ya da zorluk anında Allah'a sığınmak ve daha sonra eski nankörlüklerine dönmek, din ahlakını yaşamayan insanların önemli bir tutumudur. Onlar tüm hayatlarını alay, isyan ve saldırganlık içinde geçirip bir belayla karşılaştıkları anda tevbe ederek kurtulabileceklerini zannederler. Fakat Allah onların bu planlarını boşa çıkarır. Gücün, kudretin, büyüklüğün Allah'a ait olduğunu anlayan Firavun'un durumu da bundan farklı değildir. O an teslim oldum demekle affedileceğini zanneden Firavun çok büyük bir yanılgıya uğramıştır. Kurtarılacağını umarken yalnızca bedeniyle kurtulması ve bu haliyle insanlığa ibret kılınması kendisi için büyük bir aşağılanma olmuştur. Allah onu sonraki nesillere ibret kılarak aşağılamıştır. Dünya hayatında Mısır'ın hakimi olan, saraylarda yaşayan, emrinde sayısız kölesi ve askeri olan, büyük bir güç ve zenginlik sahibi Firavun'un bu gücü kendisini azgın dalgalardan kurtarmaya yetmemiştir. Aynı şekilde acınacak bir konuma düşmesine de engel olamamıştır. Böylece dine karşı alaycı ve umursamaz bir tavır göstermesinin karşılığını görmüştür. Bu haliyle Firavun alay eden değil, ancak alay edilen konumundadır. Firavun ve yakın çevresinin uğradığı son bunun önemli bir göstergesidir. Ayette şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun ailesinin ve ondan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun ordusunu suda boğduk. Onların tümü zulmeden kimselerdi. Enfal suresi 54. Bunun gibi tarihte azgınlığıyla ünlü pek çok toplumu da Allah benzer konuma düşürmüştür. Örneğin azgınlığıyla ünlü Ad toplumu Allah'ın gönderdiği azapla helak olmuşlardır. Son derece kibirli olan bu insanlar azabın ardından içi kof, hurma kütükleri gibi yere yıkılmışlardır. Bunu haber veren ayetlerde şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha üstünü kimmiş? Onlar gerçekte kendilerini yaratan Allah'ı görmediler mi? O kuvvet bakımından kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Böylece biz de onlara dünya hayatında aşağılanma azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha büyük bir aşağılanmadır ve onlara yardım edilmeyecektir. Fussilet Suresi 15-16. Ad halkına gelince, onlar da uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gün aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki o kavmin orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Hakka suresi 6-7. Allah inkar edenlere dünyada belirli bir süre tanır. Ancak onlar azgınlıklarına ve alaycılıklarına devam ettikleri takdirde de bu sürenin bitiminde karşılığını çok şiddetli bir biçimde verir. Özellikle de Allah'ın elçilerine karşı işlenen suçlar mutlaka karşılığını almıştır. Allah müntakim, intikam alan sıfatıyla elçisine ve müminlere karşı yapılan bu çirkin tavırların, alaycı davranışların intikamını almış ve suçlu günahkarları cezalandırmıştır. Nitekim bir ayette Allah bu konuyu şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun senden önceki elçilerle de alay edildi. Bunun üzerine ben de o inkara sapanlara bir süre tanıdım. Sonra onları kıskıvrak yakalayıverdim. İşte nasıldı sonuçlandırma. Rad suresi 32. Başka bir ayette ise Allah müminlerle alay eden bu inkarcıların yaptıkları kötülüğün kendilerine mutlaka zarar vereceğini şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve alay konusu edindikleri de onları sarıp kuşattı. Casiye suresi 33. Şu ana kadar anlatılanlardan da anlaşılmaktadır ki dine ve iman edenlere karşı alaycı bir tavır gösteren kişiler Allah'ın azabından uzak kalamazlar. Azgınlık yapan, baş kaldıran, kendini üstün gören her kişi Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi dünyada çeşitli belalarla karşılık görür. Üstelik bu yalnızca dünya hayatında verilen karşılıktır. Ahirette verilecek karşılığın daha şiddetli olduğu ise Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra kötülük yapanların uğradıkları son, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü oldu. Rum suresi 10.